31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında pek çok il ve ilçede itirazlar yapılıyor. Bu arada ise İstanbul, Ankara, İzmir ilçe belediye meclis üyeleri belli olmaya başladı. Ankara'daki 25 ilçede yarışı kazanan AK Parti'den 19, MHP'den 3, CHP'den 3 belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin belediye başkanlığı kontenjanındaki üyelerini oluşturdu. İstanbul'da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olacak. Peki 31 Mart yerel seçim, İstanbul, Ankara, İzmir ilçe belediye meclis üyeleri kim? Belediye meclisi oy dağılımı nasıl oldu? İşte detaylar. 31 Mart yerel seçimleri bitti, tartışmalar ise henüz bitmedi. AK Parti birçok il ve ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. Bu sonuçlardan ne çıkacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, belediye meclisi oy dağılımı da merak ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ilçe belediye meclis üyeleri kim oldu? Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Lütfü Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun AK Parti'nin mecliste çoğunluğu teşkil edeceğini söyledi. Arı, seçim sonuçları henüz netleşmedi, itirazlar varken de kesin rakamların verilmesi çok mümkün değil, ancak yaptığımız hesaplamalarda AK Parti ciddi bir şekilde mecliste çoğunlukta olacak. Tablo bugünkünden çok farklı olmayacak, dedi. YSKAA İstanbul seçim sonucu verileri. İstanbul'da son dakika kim kazandı? En son durum nedir? YSK İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika. En son durum: İstanbul'da hangi ilçelerde oylar yeniden sayılacak? Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek? YSK 31 Mart yerel seçim: sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Milli iradeye sandık oyunuyla gölge. İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da kim önde? YSK 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre hangi parti kazandı? İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da kim önde? YSK 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre hangi parti kazandı? Yalova'da oylar yeniden mi sayılıyor? Hangi ilçelerde? Yalova yeni sayılan oy sonuçları açıklandı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye meclisleri netleşiyor. 3 büyük şehrin belediye meclisleri NETLYŞİYE ORAA muhabirinin 31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarından derlediği bilgilere göre, seçimin ardından itiraz süreçleri devam ederken, büyükşehir belediye meclislerindeki üye paylaşımı da şekillenmeye başladı. Belediye meclislerine ilçelerin nüfusuna göre seçim yapılırken, siyasi partiler, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi uyarınca meclis üyeliği kazanıyor. İlçelerdeki belediye meclis üyeliklerinin 5'te 1'i, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de üye olarak gidiyor. Bunun dışında belediye başkanları da Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oluyor. Çoğunluk AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olacak. 2014 yerel seçimlerinde göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanla birlikte 310 üyeden oluştu. Mecliste AK Partili 180, CHP'li 123, Saadet Partili 1, İyi Partili 2 ve 4 bağımsız üye görev yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK yeni nüfus bilgilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinde artış yaşandı. Bu dönem Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan ile birlikte 312 üye görev yapacak. Tablo BUGÜNEKÜNEDYN çok farklı olmayacak. Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Lütfü Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun AK Parti'nin mecliste çoğunluğu teşkil edeceğini söyledi. Arı, seçim sonuçları henüz netleşmedi, itirazlar varken de kesin rakamların verilmesi çok mümkün değil, ancak yaptığımız hesaplamalarda AK Parti ciddi bir şekilde mecliste çoğunlukta olacak.
Tablo bugünkünden çok farklı olmayacak dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin 180 civarında meclis üyesi olacağını belirten Arı, CHP'nin meclis üyelerinin ise 130 ya da 135 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bunu, Cumhur İttifakı ve diğer ittifak olarak değerlendiriyoruz. MHP'nin Silivri ve bazı ilçelerde meclise taşıyabileceği üyeleri olacaktır. Ancak İyi Parti'nin meclise kaç üye göndereceğine ilişkin bir rakam elimizde yok. İlçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyeleridir, bilgisini verdi. İtirazların devam ettiğini hatırlatan Ömer Lütfü Arı, şunları kaydetti, çok küçük farklarla meclise gönderilecek üye sayısında değişiklik söz konusu olabilir. İtirazlardan sonra durum değişmemiş olsa bile AK Parti grubu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunlukta olacak. Mecliste kimin çoğunluğu varsa birinci başkan vekili ve ikinci başkan vekilini o grup seçer, başkanlık divanı, başkan vekillikleri ve divan katiplerini meclis seçeceğinden ötürü çoğunluk kimde ise o seçer. Komisyonlarda da AK Parti'nin çoğunluğu olacak. Tüm komisyonlarda 5 üye AK Parti'den, 4 üye de diğer partiden seçilecek. Yeni dönemde 39 ilçeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek üye sayıları şöyle. Adalar 3, Arnavutköy 8, Ataşehir 8, Avcılar 8, Bağcılar 10, Bahçeli Evler 10, Bakırköy 7, Başakşehir 8, Bayrampaşa 8, Beşiktaş 7, Beylikdüzü 8, Beyoğlu 7, Büyükçekmece 7, Beykoz 7, Çatalca 6, Çekmeköy 8, Esenler 8, Esenyurt 10, Eyüp Sultan 8, Fatih 8, Gazi Osman Paşa 8, Güngören 8, Kadıköy 8, Kağıthane 8, Kartal 8, Küçükçekmece 10, Maltepe 8, Pendik 10, Sancaktepe 8, Sarıyer 8, Silivri 7, Sultanbeyli 8, Sultan Gazi 10, Şile 4, Şişli 8, Tuzla 8, Ümraniye 10, Üsküdar 10, Zeytinburnu 8. Ankara'da Cumhur İttifakı yerel seçimler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye paylaşımı da şekillendi. Buna göre, Ankara'daki 25 ilçede yarışı kazanan AK Parti'den 19, MHP'den 3, CHP'den 3 belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin belediye başkanlığı kontenjanındaki üyelerini oluşturdu. Bunların dışında nüfus ve oy oranına göre ilçelerin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderecekleri üye sayısı belirlenecek. Mevcut tabloya göre Büyükşehir Belediye Başkanı ile 147 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'ndan 105, Millet İttifakı'ndan 42 üyenin bulunması bekleniyor. İzmir'de Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çoğunluğu CHP'li üyelerden oluşacak, seçimlerle iş başına gelecek olan başkan vekilleri, komisyon başkanları, divan katipleri ve encümen üyelerinin ağırlıklı olarak CHP'lilerden oluşması bekleniyor. 2014 yerel seçimlerinde göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanla birlikte 176 üyeden oluşuyor. Mecliste 119 CHP'li, 45 AK Partili, 5 MHP'li, 3 DSP'li ve 4 bağımsız aday görev yaptı. Bu dönemde de başkan ile birlikte 176 üye görev yapacak. İtirazların devam ettiği mevcut tabloya ve yapılan hesaplara göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi dağılımında CHP'nin geçen dönemdeki yakın bir sandalye sayısına ulaşması bekleniyor. Mevcut tabloya göre Büyükşehir Belediye Başkanı ile 176 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı'ndan 119, Cumhur İttifakı'ndan 57 üyenin bulunması bekleniyor. Yeni dönemde 30 ilçeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek üye sayıları şöyle. Ali Ağa 6, Balçova 6, Bayındır 5, Bayraklı 8, Bergama 7, Beyda 3, Bornova 8, Buca 8, Çeşme 4, Çiğli 7, Dikili 4, Foça 4, Gaziemir 7.
7, Güzelbahçe 4, Karabağlar 8, Karaburun 2, Karşıyaka 8, Kemalpaşa 6, Kınık 4, Konak 8, Menderes 6, Menemen 7, Narlıdere 6, Ödemiş 7, Seferihisar 5, Selçuk 4, Torbalı 7, Urla 6, Kiraz 4, Tire 6. İzmir ilçelerde başkanlık ve meclis yüzdelerinde oluşan durum şu şekilde. Ali Ağa Başkanlık, MHP 51.26, CHP 46.62, Meclis, CHP 49.08, MHP 47.14, Balçova Başkanlık, CHP 67.22, AK Parti 26.94, Meclis, CHP 65.07, AK Parti 27.02, Bayındır Başkanlık, AK Parti 57.01, CHP 39.68, Meclis, AK Parti 55, CHP 42.03, Bayraklı Başkanlık, CHP 55.07, AK Parti 40.99, Meclis, CHP 55.05, AK Parti 40.43, Bergama Başkanlık, AK Parti 48.65, CHP 47.96, Meclis, AK Parti 48.29, CHP 46.59, BYDA Yumuşak Y Başkanlık, CHP 50.89, AK Parti 48.36, Meclis, CHP 54.18, AK Parti 45.80, Bornova Başkanlık, CHP 57.46, AK Parti 38.18, Meclis, CHP 54.84, AK Parti 37.90, Buca Başkanlık, CHP 49.54, AK Parti 44.08, Meclis, CHP 47.34, AK Parti 43.14, Çeşme Başkanlık, CHP 53.77, MHP 42.02, Meclis, CHP 51.16, MHP 36.66, Çiğli Başkanlık, CHP 62.02, AK Parti 34.23, Meclis, CHP 58.64, AK Parti 33.76, Dikili Başkanlık, CHP 56.46, MHP 38.47, Meclis, CHP 53.88, MHP 37.74, Foça Başkanlık, CHP 56.22, MHP 42.09, Meclis, CHP 53.10, MHP 39.85, Gazemir Başkanlık, CHP 57.06, AK Parti 39.70, Meclis, CHP 53.95, AK Parti 39.10, Güzelbahçe Başkanlık, CHP 70.14, AK Parti 23.07, Meclis, CHP 67.93, AK Parti 23.09, Karabağlar Başkanlık, CHP 53.99, AK Parti 42.55, Meclis, CHP 50.58, AK Parti 41.83, Karaburun Başkanlık, CHP 44.93, AK Parti 36.25, Meclis, CHP 45.13, AK Parti 34.51, Karşıyaka Başkanlık, CHP 70.76, AK Parti 20.32, Meclis, CHP 68.84, AK Parti 20.18, Kemalpaşa Başkanlık, CHP 45.72, AK Parti 44.57, Meclis, AK Parti 44.74, CHP 44.20, Kınık Başkanlık, AK Parti 53.21, CHP 45.41, Meclis, AK Parti 50.77, CHP 47.52, Kiraz Başkanlık, AK Parti 47.71, DSP 40.70, Meclis, AK Parti 48.57, DSP 38.94, Konak Başkanlık, CHP 63.21, AK Parti 33.41, Meclis, CHP 58.22, AK Parti 33.02, Menderes Başkanlık, CHP 55.68, AK Parti 42.85, Meclis, CHP 53.94,
%94, AK Parti 42.10, Menemen Başkanlık, CHP 53, AK Parti 44.27, Meclis, CHP 51.11, AK Parti 43.02, Narlıdere Başkanlık, CHP 79.42, MHP 16.03, Meclis, CHP 74.17, MHP 15.66, Ödemiş Başkanlık, CHP 53.03, AK Parti 44.43, Meclis, CHP 51.74, AK Parti 44.85, Seferihisar Başkanlık, CHP 54.05, AK Parti 44.20, Meclis, CHP 53.47, AK Parti 41.84, Selçuk Başkanlık, CHP 51.62, AK Parti 36.79, Meclis, CHP 49.01, AK Parti 35.28, Tire Başkanlık, İYİ Parti 46.06, AK Parti 43.04, Meclis, İYİ Parti 45.47, AK Parti 43.37, Torbalı Başkanlık, CHP 52.49, AK Parti 45.20, Meclis, CHP 48.26, AK Parti 43.73, Urla Başkanlık, CHP 67.68, AK Parti 25.45, Meclis, CHP 62.31, AK Parti 25.21, Belediye Meclis Üyesi maaşları ne kadar? Nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ile 31 Aralık 2018, 87,18,94,72. Nüfusu 10,001 ila 50,000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ile 31 Aralık 2018, 99,24,07,82. Nüfusu 50,001 ila 100,000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ile 31 Aralık 2018, 123,36,134,03. Nüfusu 100,001 ila 250,000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ila 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ila 31 Aralık 2018, 141,45,53,69. Nüfusu 250,001 ila 500,000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ila 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ila 31 Aralık 2018, 165,57,179,90. Nüfusu 500,000-1 milyon arasında olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ila 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ila 31 Aralık 2018, 189,72,106,11. Nüfusu 1,000,000-2 milyon arasında olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ila 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ila 31 Aralık 2018, 231,91,251,97. Nüfusu 2,000,000-1'den fazla olan belediyelerde belediye meclis üyelerinin ücreti, 1 Ocak 2018 ila 30 Haziran 2018, 1 Temmuz 2018 ila 31 Aralık 2018, 280,16,304,39.